Vay vay vay. Acep şimdi ne olacak ha? Bırakın konuşmayı da hadi. Herkes yatağına. Delirdin mi sen Halide? Kendini de beni de nasıl böyle rezil edersin Halide? Artık seni tanıyamıyorum. Söylediklerini, yaptıklarını aklın alıyor mu? İnsan içine nasıl çıkacağız Halide? Nasıl bakacağız helalimin yüzüne? Haysiyetimizi iki paralık ettin Halide! Gülle'ye nefretin bu kadar mı delirtti seni ha? Şerefimizi yerin dibine sokacak kadar mı delirtti seni? Söylesene ha! İnsan hayatta bir kere sevdalanır, öyle mi Kemal? Ancak ben ölünce içimden çıkarsın diye yazmışsın. Bak, bu çok eski bir mektup, tamam mı? O halde niye hala burada? Niye hala aramıza giriyor geçmişin? Halide! Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Abimden, çiftliğimden, itibarımdan. Karşılığı bu mu? Halide yeter. Niye orada herkesin içinde soruma cevap vermedin? Hayır Halide. Yalnız seni seviyorum diye niye söylemedin? Halide yeter. Sebebini ben biliyorum. Çünkü sen hala o kadar... Yeter! Yeter! Sonradan pişman olacağın laflar etme Halide. Parandan da, itibarından da, çiftliğinden de vazgeçip buraya gelen sensin. Ve kendi isteğinle gidebilirsin. Anladın mı? Bunu hiçbir zaman unutma, tamam mı? Hala o kadını seviyorsan Kemal, içinde küçücük bir parça bile. Doymadın değil mi? Yetmedi aldıklarım. Halide. Bırak. Önce abim, fabrikam, çiftliğim, yeğenim. Şimdi de kocama mı göz koydun ha? Söylesene. Sevmiyorum desene. Kemal. Kemal.
Halide. Ne oldu? Cevap veremedi. Onu sevmiyorum diyemedi. Susup kaldı. Söyler misin Neriman, bu ne demek? Ama Halideciğim, Kemal'in de kızması, şaşırması tabii değil mi? El alemin içinde, üstelik yeğeninin düğününde aile içinde kalacak mahrem bir konuyu açmakla bence sen de hata etmişsin. Bu kadar çaresiz olduğumu görmesine rağmen ağzını açıp tek kelime etmedi beni sevdiğine dair. Neriman, bana o kadar öfkeliydi ki. Gece çekip gitmiş, sabaha kadar da gelmedi. İç şunu. İstemiyorum. Sinirlerine iyi gelir. Ben beni sevmeyen bir adamla evlilik olamam. Kemal seni seviyor Halide. Hiçbir şeyden emin değilim. Gör bak. Akşama gelecek. Alıp eve götürecek seni. Her şey yoluna girecek. Eğer seviyorsa gelir değil mi? Ya gelmezse? Gelecek. Seher Hanım geldiler efendim. Seher'cim. Hoş geldin. Bu ne sürpriz? Sürprizleri severim, bilirsin. Halideciğim, sen de mi buradaydın? Hoş geldin Seher'cim. Canım, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Evlendiğini duydum Orhan'da. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Neyse, ben hep Selim'le sizin mükemmel bir çift olduğunuzu düşünürdüm. Çok yakışıyordunuz birbirinize. Sonra düğünden önce olanları duyunca inanamadım. Neyse şekerim, hayırlı olmuş. Şimdiki eşinle büyük bir aşk evliliği yapmışsın. Mutluymuşsun. Evet. Şanzelize'nin altını üstüne getirdim. İkinci haftanın sonunda Mademoiselle Seher diye kapının önünde karşılamaya başladılar. Muhteşem bir şehir. Anlayacağını sıkılmaya vaktim olmadı. Yeni dost edinmekte de üzerime yok. Paris hikayeleri anlatmakla bitmez tabii. Ama öyle renkli bir şehirde dostlarımın sıkıntılarını umursamadığımı düşünmeni istemem Neriman. Olan biteni duyunca öyle sarsıldım ki. Acını paylaşmak istedim. Ama elim telefona gitmedi. Doğrusu ne diyeceğimi bilemedim. Başın sağ olsun. Sağ ol Seher. Tabii. Senin de. Halideciğim. Muzaffer Bey gibi bir beyefendinin böyle zalimce bir cinayete kurban gitmesi gerçekten çok acı. Zekai Bey gibi biri böyle bir şeyi nasıl yapar? En yakın dostunu nasıl öldürtür? Aklım almıyor. Haklısın. Benim de aklım almıyor. Zekayı kaybetmek çok acıydı. Ama asıl acı olan bu utançla yaşamak. Ne kadar zor günler geçirdiğimi tahmin bile edemezsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.